Atatürk'le ittifak yaptı. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yaptı. Hey Merkel şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda ya. Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Haziran 2022 Pazartesi Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'da. Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Efendim e, bugün e, aydınlıkta e, ilginç bir başlık var. Aslında bu e, bilinenin e, anlatılması yani eskilerin deyimiyle malumun ilanı. Ama ortaya konması bakımından önemli. büyük Büyükelçilere koridor taahhüdü vermiş Cumhuriyet Halk Partisi. Vahim bir durum. Neden vahim bir durum? Yani tamam bizi iktidara getirin, biz o ikinci İsrail koridoru, Kürt koridoru da dedikleri emperyalizmin oluşturduğu koridora harekat yapılmasına izin vermeyeceğiz diyor. Yahu siz kim oluyorsunuz da, izin oluyorsunuz da izin vermiyorsunuz çünkü bu koridor sonuç olarak Türkiye'nin parçalanması koridoru. Haberin ayrıntılarına girdiğimizde daha fazlasını söyleyeceğiz ama e, şimdi bu kadar da yetinelim. Asya uyanıyor, zamanımız geliyor. Yani birileri büyükelçilere koridor taahhüdü veriyor, birileri de Asya ile birlikte yükseliş vaadi. Bu da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. E, Doğu Perinçek e, bunu bir e, Fransız e, gazetesine söylemiş. E, yine bir başka Fransız gazetesi. Le Point, e, şeytani birlik diye vermişti önceki gün. E, ve e, bu Avrasyacılığın e, asıl şeytanını da <laughs> yani e, mealen söylüyorum. Doğu Perinçek olduğunu söylemişti. E, Amerikalı önemli bir yetkili, Türkiye bugün başvursa NATO'ya alınmaz demiş. Türkiye'de bugün zaten başvurmaz. Yani beklemeyin ama NATO'ya alınmayacağı kesin. Çünkü NATO'nun düşman olduğunu farkında artık, Türk milleti farkında. Kahir ekseriyetle NATO'nun bir ittifak değil, düşman olduğunu farkında Türk milleti. Yani başvursa NATO'ya alınmaz diyor da, Türkiye NATO başvursa NATO'ya girer mi? Onu bir düşünün. Bir MHP milletvekili PKK'nın NATO'ya girmesine izin vermeyiz demiş. Hımm. Avrupa'nın göbeğinde skandal görüntüler, İtalya'dan PKK'lılar gösteri yapıyor. Almanya'da bir HDP'li vekil e, APO'dan övgüyle söz ediyor, PKK propagandası yapılıyor. Hala biz NATO'ya, PKK'nın NATO'ya girmesine izin ver, veremeyiz diyoruz. E, PKK çoktan girmiş NATO'ya, Almanya NATO ülkesi değil mi, İtalya NATO ülkesi değil mi? Daha geçen gün Fransa'da e, aynı gösteriyi yapmadılar mı? İngiltere'de polis e, korumadı mı bunları? Finlandiya metrolarına öcalan posterlere asılmadı mı? Hı? Finlandiya hariç diğerleri NATO ülkesi değil mi? NATO'nun e, PKK'nın NATO'ya girmesine izin veremezmiş. NATO'dan çıkarız deyin çıkarız. PKK, e, PYD, bu mazlum koba ne olacak herhalde bu? NATO'ya karşı savaşmıyoruz demiş. E biliyoruz. Amerika'ya karşı savaşmıyoruz demiş. Biliyoruz. Siz zalimlere karşı savaşmıyorsunuz ki mazlumlara karşı savaşıyorsunuz. Ve sizin savaşınız zalimlerin yanında. E, buna karşılık e, iyi bir seste duyduk. Nereden duyduk? Kızılcahamam'dan duyduk. AKP'nin e, kampından. Yolumuz ya istiklal ya ölüm yoludur demiş Cumhurbaşkanı. Güzel. Ee, Bilderberg toplanmış, gündemleri e, dünyada e, ülkelerin küreselleşmeden kopuşuymuş, sadece o kadar olsa neyse. Ee, Yunanistan'ın hedefi Alpaslan yine haber başlıklarımızdan biri, şımarık atina gerilim peşindeymiş ve fakat durumu e, bir Ukrayna yeter mi başlıklı yazısıyla e, Sabah gazetesi yazarı özetlemiş. Yani Doğu Perinçek aylardır e, Akdeniz'de Yunanistan, Karadeniz'de Ukrayna doğdu. Haşmet Babaoğlu da bir Ukrayna yeter mi? İkinci Ukrayna Yunanistan demiş. Güzel. Ki ve 40 gün sonra füze atışı yapıldı e, Rusya tarafından. Yeni Şafak'ta bir analiz var. Savaşın uzamasını kim istiyor diye. E, bakalım yazının sonunda öğreniriz inşallah. Ve yangın sıçrayınca diye bir e, haber e, daha doğrusu yorum. Hürriyet 15'te. Hürriyet 15'teki haber daha çok işte Avrupa kendisi gördüğünde problemi o zaman sıkıntı yaşıyor, o zaman karşı çıkıyor savaşa mesela diyor. E peki bu kıtlık sorununda da aynı şey. Yani açlık sorununda da aynı şey. Afrika'da, Batı Asya'da, Asya'da yoksulluk, açlık, On yıllardır devam ediyor. Gıkları çıkmadı. Ne zaman ki Ukrayna'ya düzenlenen Rus operasyonu ile birlikte Avrupa gıda sıkıntısı çekmeye başladı. E şimdi ama yani bu en kötü senaryoydu. Bütün dünya kıtlığa gidiyor. E ne oldu? Afrikalı çocuklar açlıktan ölürken neredeydiniz? Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken, Irak'ta çocuklar açlıktan ölürken neredeydiniz? Ha, yani uçları kendilerine dokununca böyle oluyor tabi. Efendim e, Türkiye'ye baktığımızda memurlar küçük ilçelere tayin peşindeymiş. E tabi şehir merkezlerinde e, kiralık ev bulmak e, deveye hendek atlatmaktan zor artık. E, Aydınlıkta AK Parti ve orta sınıf diye bir e, eleştiri var. Cumhuriyet, e, AK Parti'yi kastederek Cumhuriyet'te sorunları var demiş. İşte e, 19 Mayıs tadı yapılmıyormuş da bilmem neymiş de Cumhuriyet'te sorunlara e, bağlamış meseleyi. Cumhuriyet'te bazı sorunları olabilir AK Parti'nin. Ama bugün e, AK Parti Genel Başkanı yolumuz ya istiklal ya ölüm yoludur diyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri ben Mustafa Kemal'in askeri değilim diyor. Hatta HDP ile ittifak kuruyorlar ve HDP'nin önde gelen isimlerinden biri siz Mustafa Kemal'in askerleri değil, Mustafa Kemal'in itlerisiniz diyor, gıkları çıkmıyor. Ama Cumhuriyet'te sorunları var diye manşeti atıyorsunuz. Cumhuriyet'te sorun sadece laiklik açısından çıkmaz arkadaşlar. O Cumhuriyet'te sorun değildir, laiklikle sorundur. Laik Cumhuriyet'te sorundur. Ama cumhuriyetle sorun temel olarak ekonomik de çıkar, askeri de çıkar. Mesela siz Cumhuriyet'in karma ekonomi, planlı ekonomi sistemini, üretime dayalı ekonomi sistemini yıkarsanız sizin cumhuriyette sorununuz var demektir. Siz sadece layıklık karşıtı eylemleri cumhuriyette sorun olarak görüyorsanız en büyük yanlış içindesiniz. Mesela kimin sorunu vardı cumhuriyette? Şeyh Said'in vardı değil mi? Eğer siz Şeyh Said'in heykelini dikiyorsanız bir yerlere sizin cumhuriyette sorununuz var demektir. Şeyh Said ne yapmıştı? Genç Cumhuriyete baş kaldırmıştı. Cumhuriyetle sorunu vardı. Şimdi siz bir başka baş kaldırıyı, bir başka terör faaliyetini, PKK terör eylemlerini görmezden gelip onun siyasi kolu HDP ile işbirliği yapıyorsanız cumhuriyetle sorununuz var demektir. Cumhuriyet küçük hanımlar, küçük beyler, bütün ümidimiz sizdedir diyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri bunlar. Yine Mustafa Kemal Atatürk ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyor. Yani ahlak. E siz İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorsanız sizin cumhuriyetle sorununuz var demektir. Cumhuriyetle sorununuz var. Denizcilik ve kabotaj bayramı ilan edilmiş, on yıllarca dalga geçmişsiniz. Halbuki denizcilik ve kabotaj bayramı nedir? Denizlerde hakimiyettir. E bugün Doğu Akdeniz mücadelesi budur. Cumhuriyetin e, kabotaj meselesidir. E siz Doğu Akdeniz'de e, haklarımızı korumamızı yayılmacı politika diye, agresif politika diye e, eleştiriyorsanız sizin cumhuriyetle sorununuz var demektir. Cumhuriyetle sorunları var. E güzel. Diğer sorunlar ne olacak? Süpürün halının altına gitsin değil mi? Biz söyleyeceğiz bunları, bunları anlatacağız. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu önceliğimiz demokrasi demiş. Kemal Kılıçdaroğlu kendini sol diye tanımlayabilir. Etrafındakiler de kendilerini ona sol diye anlatabilirler. Ama ne Kemal Bey'in ne etrafındakilerin soldan haberi bile yoktur. Lenin'i bilmezler, Marx'ı bilmezler, Engels'i bilmezler. Marx, Lenin, Engels. Ne diyor? federalizmi savunmak, tımarhanelik olmak demektir. Ama bunlar federalizmi savunuyorlar. Yani özelliği. Demokrasi en büyük önceliğimiz diyor Kemal Bey. Lenin ne diyor? Demokrasi kapitalizmin insanlığa attığı en büyük kazıktır diyor. Hadi şimdi ne tartışırsanız tartışın. Efendim, ee, Perinçek'e yine kaybetmiş var ya bu tüm Türk ee, Uygur türküyüm diye e, Amerikan emperyalizminin maşalığını yapan e, davalık olmuşlar. Yine Perinçek kazanmış, e, haber onu anlatıyor. Tamam hadi tüm türkü e, hallettik dava yoluyla, şununla bununla dersini verdik. Şeyi ne yapacağız Meral Akşener'i? Gidiyor voleybol, voleybol maçı mıydı o? Uygur bayrağı açıyor, ayrılıkçı Uygur, Uygur bayrağı. Yahu sen bir parti liderisin. Hasan Korkmazcan, eski meclis başkan vekili, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, zevzeklik demiş. Eh, yani ben demedim, o demiş. E, Latif Demirci'yi kaybettik. Gerçekten üzüldüm. Latif'ta 30 yıl önceden e, tanıdığım biriydi. Nereden? işte bizim de iki e, mizah dergisi çıkarma dönemimiz oldu. Rahmetli Süleyman Yıldız Dırgın, Oğuz Aral dönemindeki ...yazı işleri müdürüyle. Biri antimedya bayağı çıkarttı onu dört sene falan çıkarttık, beş sene. Biri de Yırtık Krampon. Yırtık Krampon'un... E, ...yayına başlama kokteyline gelmişti. Latif en son orada görmüştüm. Ya 61 yaşında ölünür mü Latif Bey? Latif şimdi şey... Ben mi ölmek istedim? Sen de haklısın ama... Bilmiyorum yani gerçekten çok güçlü bir çizgiydi Latif. Üzüldük. Peki başlayacağız. Nereden başlayalım? Tabii ki e, büyük büyükelçilere taahhütten başlayalım. Televizyon gazetesi başlıyor. Efendim bu Payitaht Abdülhamit e, dizisini izliyor musunuz? Oradan tarih marih öğrenmeye çalışayım demeyin ha. Yani e, o anlamda söylemiyorum. Ama genel olarak anlattığı bir doğru var. Yani paşalar gidip gidip İngiliz, Rus, Fransız, Alman büyükelçileriyle Osmanlı'nın durumunu konuşuyorlar. Bütün ümitleri onda. Türkiye'de iki çizgi var. Osmanlı'nın son döneminden bu yana. O dönem için söylüyorum. Biri İttihat ve terakki. Tamam sultanı devrelim. Meşrutiyet gelsin, anayasa gelsin, kanuni esasi gelsin. Bir çizgide Prens Sabahattin ve arkadaşlarının çizgisi. Onlar da tamam sultanı devirelim ama biz bunu deviremeyiz. E ne yapacağız? İşte Almanlarla devirelim, Ruslarla devirelim, İngilizlerle devirelim. İşte bu ikinci çizgi liberal çizgidir. Prens Sabahattin'in partisinin ismi de Ahrar Partisi'dir. Bir, milletine güvenen, milletle birlikte millete özgürlük getirmeye çalışan çizgi bugünkü Vatan Partisi çizgisidir. Bana hiç kimse başka bir şey anlatmasın. İki, diğerleri yani Prens Sabahattin çizgisi. Ha burada MHP bayağı bir ayrılıyor. AKP ayrılmaya çalışıyor ancak köklerinde hala olduğu için böyle bir sallanıp duruyor. Ama diğerlerinin hepsi Prens Sabahattin çizgisidir. Prens Sabahattin çizgisi yabancı devletlere güvenip iktidar olmak ya da olmamak meselesini düşünür. İşte Aydınlığın bugünkü manşetinde bu Prens Sabahattin çizgisini görüyoruz. Büyükelçilere koridor tavidi başlıklı haberde. Kılıçdaroğlu yeni dönemde Av Avrupa Birliği ve Türkiye toplantısında terörle mücadele yasasını yumuşatma sözü verdi. CHP liderinin bu sözleri Suriye'nin kuzeyindeki ABD destekli PKK PYD koridoruna yönelik harekat öncesi söylemesi dikkat çekti. İçişleri Bakanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Terörle mücadele yasası yıllardır Batı'nın hedefinde. Avrupa Birliği'nin törpüleme e, taleplerinin yanı sıra açılım sürecinde de gündemdeydi. Türkiye 24 Temmuz 2015'te Vatan Savaşı'nı başlattı. 15 Temmuz'un ardından FETÖ ve PKK'nın üstüne kararlılıkla yürürken bu yasaya dayandık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasanın uluslararası hukuka uygun olduğunu, açıklamanın terör odaklarının sevindirdiğini söyledi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz kılmaya çalıştığını ifade etti. İçişleri Bakanı CHP liderinin sadece koltuk için Türkiye'yi ve terörle mücadeleyi büyükelçiler üzerinden açık çek vererek pazarlık malzemesi yaptığını söyledi. Soylu yasayı değiştirmeyi teklif edenler terör koridorunu PKK PYD'ye teslim etmek, teröre karşı eli kolu bağlı bir devlet istiyorlar diye konuştu. Şimdi bu açıklamalardan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na hiçbir şey söylemeyecek bir bölüm. Ama aynı bölüm sosyal medya üzerinden şu sözleri söyledi diye Süleyman Soylu'ya süslü sülü diye basacaklar küfürü. Ayrıntılarına bakalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele yasasına ilişkin sözlerine tepki göstererek 3713 sayılı mevcut terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına uygundur. Bunun aksini söylemek, mevcut yasayı yok saymak veya bugüne kadar bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz saymak anlamına gelmektedir ifadesini kullandı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de düzenlenen Yeni Dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye toplantısında "Terörle Mücadele Yasası uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." açıklamasında bulunduğunu hatırlattı. 3713 sayılı mevcut Terörle Mücadele Yasasının uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bir dakika şimdi Burada biraz duralım arkadaşlar. E, Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? E, terörle mücadele yasası diyor. Uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir. Nasıl yapacağız Kemal Bey? E, uluslararası hukuk dediğinizden ne anlayacağız? Mesela e, Amerika'nın Irak'a girerken Birleşmiş Milletler'den yetki alamayınca sözde bir koalisyon oluşturarak Irak'ı işgal etmesi... Hangi uluslararası hukuk kurallarına normlarına uygundu? Ya da bir haçlı seferi olarak Libya'ya girilmesi Fransa'nın önderliğinde hangi uluslararası hukuk normuna uygundu? Ya da Suriye'ye 2011'den beri yapılan saldırılar hangi uluslararası hukuk normlarına uygun? Ya da Ukrayna'da hükümetin neonazilerle doldurulması Donbas bölgesinde 8 yılda 14 bin sivilin öldürülmesi, Odessa'da bir sendika binasında onlarca insanın yakılması, buna karşı Avrupa'nın sesini bile çıkartmaması hangi hukuk, uluslararası hukuk kurallarına uygundu? Efendim, uluslararası hukuk normlarına uydurulması, yeniden şekillendirilmesi. Uluslararası hukuk dediğiniz şey bugün Amerika'nın işine gelendir. Amerika katsa yaptırımlarını, uluslararası hukuk normlarına göre mi yapıyor? Hayır. Katsa Amerikan parlamentosundan, Amerikan Senatosu'ndan çıkan bir Amerikan kanunudur. Ama bu kanunu dünyanın her yerinde uygulayabiliyor. Bu mu uluslararası normlar? Hangi uluslararası hukuku uygulayacağız? Önce ona bir karar verin. 3713 sayılı mevcut terörle mücadele yasasının uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunu vurgulayan Bakan Soylu bunun aksini söylemek, mevcut yasayı yok saymak veya bugüne kadar bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz saymak anlamına gelmektedir. Bu tavır ve anlayış tam da terör odaklarıyla onların sahiplerinin isteyip de bulamadığı bir durumdur değerlendirmesini yaptı. Sayın Soylu'ya söyleyelim bu sefer. Sayın Soylu, bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ilk şey değil. terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına uydurulmalıdır demek şu anda terörle mücadele yasası uluslararası hukuka uygun değildir demek anlamına gelir. Ve dahi hukuka aykırı bir terörle mücadele yürütüyor demektir. Türkiye Cumhuriyeti doğrudan Türkiye'yi suçlayıcı bir şey. Evet haklısınız. Haklısınız da Kemal Bey bunu ilk yapmıyor ki. Seçimler gayrimeşrudur. E o zaman hükümet de gayrimeşru, Cumhurbaşkanı da gayrimeşru. Öyle değil mi? Bunu söyledi ya. Türkiye Cumhuriyeti'ni gayrimeşru, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, kabinesini gayrimeşru ilan etti. Şimdi terörle mücadelemizi gayrimeşru ilan ediyor. Yaptığı bu. Ee, Bakan Soylu şöyle devam etti. Avrupa Birliği vize serbestliği görüşmeleri kapsamında Avrupa Birliği tarafı ülkemizden terörle mücadele yasasında birkaç maddede düzenleme talep etmiş... Ancak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidi ve sınır bölgelerimizdeki istikrarsız çatışma ortamı e, dikkate alınarak bu konuda mevcut uygulamanın devamındaki tutumumuz muhataplarımıza açık bir şekilde iletilmiştir. Ülkemizin milli menfaatleri düşünülmeden, mevcut terör risklerimiz ve sınır coğrafyalarda yaşanan istikrarsız ortam dikkate alınmadan, hiçbir stratejik değerlendirme yapılmadan sadece mavi boncuk dağıtmak, ve beklenti içerisinde olduğu odaklardan destek alabilmek adına yapılmış bu talihsiz açıklamanın bedeller ödenerek başarıyla yürütülen Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir katkısı yoktur. Ayrıca bu açıklamanın terör odaklarını nasıl sevindirdiğini milletimiz görmekte, yüksek ferasetiyle değerlendirmek üzere çok iyi takip etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bir haber olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Soylu demiş ki Sadece koltuk için Türkiye'yi terörle mücadelemizi huzur ve güvenlik ortamını hiç düşünmeden büyük elçilikler üzerinden açık çek vererek pazarlık malzemesi yapmıştır. Şimdi ben şunu bilmem arkadaş. Terörle mücadele uluslararası hukuka uygun muydu, değil miydi, zart mıydı, zurt muydu? Herhalde açılım döneminde bayağı bir hukuka uygundu ki ne Kemal Kılıçdaroğlu ses çıkardı ne Avrupa ülkeleri ne Amerika. Ama ne zaman terörle mücadele etmeye başladık? Yani 2015 Temmuz'undan önce arkadaş İstiklal Caddesi'nde bomba patladı ve be. Beşiktaş Stadı'nın orada bomba patladı. Kayseri'de komandolarımızı taşıyan otobüste bomba patladı. Sultan Ahmet'te bomba patladı. Ben bomba patlıyor mu patlamıyor mu ona bakarım. Bomba patlamayacak. Benim insanım ölmeyecek. Terörle mücadele edilecekse nasıl edileceğinin kararını çıkaracağı yasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi verecek. Amerika değil, Almanya değil, Fransa değil, İtalya değil. Ayeter Ay Bey bu sizin yabancı devlet merakınızdan, özentinizden. Adamlar benim terörle mücadele yasamı beğenmiyor diye benim insanım İstiklal Caddesi'nde patlayan bomba da ölecek öyle mi? Adamlar terörle mücadele kanununuzun şurasında şu var diyecek. Sultanahmet'te bomba patlayacak benim insanım ölecek öyle mi? Yok öyle ya ama devam edelim. Soylu şunları kaydetti. Terörle mücadelemizi hukuksuz ithamına alet etmesi şehitlerimize ve milletimize haksızlıktır. Kahraman güvenlik güçlerimize iftiradır. Terörle mücadele yasasını değiştirmeyi teklif edenler terör koridorunu PKK-PYD'ye teslim etmek, başta PKK olmak üzere terör örgütlerine yurt içerisinde dokunulmazlık vermek meşruiyet sağlamak, sivil e, siyaset, sivil toplum, belediye dahil birçok alanda terör hakimiyeti kurmak, teröre karşı eli kolu bağlı bir devlet istemektedir. Allah bunlara fırsat vermez. Güzel. Şimdi burada bir laf daha söyleyelim sonra devam edelim. Arkadaşlar siyaset silahın gölgesi olmadan yapılabilir ancak bir yerde silah varsa orada siyaset yapamazsınız. Ha şunu diyebilirsiniz ama işte silah da siyasetin bir anladım ama o zaman demokrasi diyemezsiniz. Çok meraklısınız ya demokrasi demokrasi diye. Bir yanda 20 bin 30 bin tane silahlı adamı olan bir örgütün siyasi temsilcisi siyaset yapacak. Bir yanda sen tırnak çakısı bile olmadan siyaset yapacaksın. Adam girecek köyün birine buradan bir tane başka partiye oy çıkarsa alayınızı tararım seçimden sonra diyecek. Sonra sen o köyden oy almaya çalışacaksın. Siyaset böyle olmaz. Şimdi o eli silahlı adamlar kaldı mı Türkiye'de? Pek kalmadı. 200-300 tane varsa vardır. Onların da hiçbir etkisi yok artık siyasete. İşte Diyarbakır annelerinin eyleminin başarısından anlıyoruz. Diğer illerdeki Vatan Partisi'nin ee, siyasi atılımlarından anlıyoruz. Terörün desteklemediği bir siyasi parti Türkiye'de başarı kazanamaz yani pardon özür dilerim. Terörün desteklediği bir parti terör ortadan kalktıktan sonra Türkiye'de siyasi başarı kazanamaz. HDP bütün gücünü kendileri de söylüyorlardı. Cudi'ye kan dile borçluydu. PKK'ye, YPG'ye, PYJ'ye, YPJ'ye borçluydu. Şimdi var mı Türkiye sınırlarında bu eli silahlı adamlar? Yok. Ha olmadığı için de görüyorlar ki HDP belli bir başarı sağlayamayacak. E o zaman terörle mücadeleyi zayıflatalım. O eli silahlı adamlar tekrar çıksın ortaya. HDP tekrar siyasi güç kaza... Aa, yok öyle hikaye. Terörle mücadele yasası yıllardır Batı'nın hedefinde. Avrupa Birliği'nin taleplerinin yanı sıra açılım sürecinde de sürekli gündemdeydi. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin ardından Türkiye emperyalizmin piyonu terör örgütleriyle büyük bir mücadeleye girdi. Yargı ayağının yanı sıra sahada da Güvenlik güçleri mücadeleyi yürüttü. Türkiye'nin dört bir yanından tehdit edildiği günlerde güvenlik konseptinde de değişiklik yapıldı. Terörün kaynağında kurutulması prensibiyle Suriye ve Irak'ta sınır ötesi harekatlar yapıldı. Olağanüstü koşullardaki saldırılara karşı mücadelenin yasal dayanağı ise terörle mücadele yasası. Bugün yürürlükte olan kanun, terörle etkin mücadele yasa tasarısının Temmuz 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesiyle son halini aldı. Olağanüstü hal sonrası düzenlemelerin bazıları yasalaştı. Yasa Avrupa Birliği kriterleri bahanesiyle sürekli gündeme getiriliyor. Türkiye'nin zaten giremeyeceği Avrupa Birliği kapısında vermesi istenen tavizlerden biri. Hükümet bu şartı yerine getirmeyi reddediyor. Yasa 2018'de vize serbestisi görüşmelerinde tartışıldı. O dönem Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan mülteci mütabakatına göre Türkiye'nin sığınmacı akınının engellenmesine yönelik atacağı atımlar karşılığında vize muafiyeti müzakereleri hızlanacaktı. Ancak bu olmadı. Çünkü vize muafiyeti sadece sığınmacılara değil Avrupa Birliği'nin 72 şartına bağlanmıştı. İçlerinden biri elbette terörle mücadele yasasının yumuşatılmasıydı. Türkiye vize muafiyeti için somut tarih verilmezse mülteci mutabakatını feshedeceğini duyurmuştu. Bulgaristan 2018'de düzenlenen Avrupa Birliği gayri resmi Dışişleri Bakanlığı toplantısında terörle mücadele yasasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. Belçika'nın Dışişleri Bakanı Rander, Türkiye bu yasayı Avrupa Birliği değerleriyle uyumlu hale getirirse vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır dedi. Toplantının bir gündemi de o dönem yapılan zeytin dalı harekatıydı. Avrupa Birliği yetkilileri siviller konusunda kendişe e, perdesiyle PKK'ya yönelik operasyona karşı çıkıyor. DAEŞ'e yönelilmesini öneriyordu demiş. Şimdi bakın arkadaşlar, terörle mücadeleye karşılık vize muafiyeti. Türkiye'de vize muafiyetine kimin ihtiyacı var, kaç kişinin ihtiyacı var? Yanlış hatırlamıyor olsam o dönemde, 2018'de yapılan tartışmalardan aklımda kaldığı kadarıyla, ee, önemli bir şekilde vize muafiyeti meselesi 600 bin kişinin meselesi. Ama terörle mücadele meselesi 84 milyonun mücadelesi. Varsın vize muafiyeti vermesinler. 50 yıldır vize muafiyeti yok. Ne oluyor? Neyimiz eksik? Ama terörle mücadele etmezsek bir gün bir bacağımız eksik, bir gün kolumuz eksik, bir gün kardeşimiz eksik, bir gün Mehmetçiğimiz eksik, bir gün polisimiz eksik. Varsın vize muafiyeti olmasın. Efendim, terörle mücadelenin karşısında Atlantik Bağı'nın yanında demiş CHP Genel Başkanı'nın daha önceki benzeri tavırlarını özetlemiş zannediyorum. Şöyle diyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele yasasını yumuşatma sözü geçmiş açıklama ve eylemleriyle beraber ele alındığında anlamlı bir tablo çiziyor. Kılıçdaroğlu'nun batıya bağlılığını ilan ettiği olaylardan biri, büyükelçilere gönderdiği mektup. İstanbul kanalı gerekçesiyle Türkiye'deki tüm büyükelçilere kendi dillerinde mektup gönderen Kılıçdaroğlu Türkiye'yi şikayet etti. Kılıçdaroğlu mektubunda büyükelçilere ülkemizdeki yatırımcılar Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir dedi. Ya o projeye karşı çıkacaksak Kemal Bey bana mektup yazacaksın. Bana bana. Kameraman Halil'e mektup yazacaksın. Editör Derya'ya me mektup yazacaksın, Volkan Gadiş'e mektup yazacaksın, e, Manav Muammer'e mektup yazacaksın, Minibüs Cüveli'ye mektup yazacaksın, Türk milletine mektup yazacaksın. Eğer o mesele Türkiye'nin zararına zararındaysa Türk milleti ona karşı çıkacaktır zaten, bize söyleyeceksin. Büyükelçiler karşı çıkmış çıkmamış, Fransa istemiş istememiş Türk milleti istedikten sonra onların ne hükmü var? İşte Prens Sabahattinlik budur. Frans Sabahattin'lik budur. Kılıçdaroğlu, evet son günlerde NATO üyeliği tartışılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de seçeneksiz olmadığımızı belirterek NATO'dan çıkılmasına destek veren açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise NATO'nun sadece bir savunma aracı, kurumu olmadığını, demokrasinin de güvencesi olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu Reuters'a yaptığı açıklamada başta Yugoslavya olmak üzere birçok yerde ülkelerin parçalanmasına on binlerce insanın ölümüne yol açan, üye ülkelerde yüzlerce suikast ve terör saldırıları düzenleyen NATO'yu övdü. Kılıçdaroğlu biz NATO'nun bir parçasıyız. Dolayısıyla kendimizi bu ittifakın dışında göremeyiz. Bu konuda taahhütlerimiz var. Biz NATO'yu sadece bir savunma aracı kurumu olarak da görmüyoruz. NATO artık bugün 21. yüzyılda aynı zamanda demokrasinin de bir güvencesi dedi. Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin NATO'dan çıkma açıklamasına verdiği yanıtta da NATO Türkiye için gereklidir ifadelerini kullanmıştı. Şimdi neymiş NATO? Demokrasinin bir güvencesiymiş. En son kimi almak istediler NATO'ya? Ukrayna'yı değil mi? Ukrayna'ya güvence olacaktı NATO. Ukrayna'da ne vardı? Demokrasi mi vardı? Ne o naziler vardı? Amerikan subayları, Fransız subayları Ukrayna ordusunu yönetiyordu. İktidarda istihbarat başkanlığından Cumhurbaşkanı yardımcılığına kadar neonaziler vardı. Ve NATO bunlara güvence olmak istiyordu. Demokrasinin güvencesi ha? O NATO Türkiye'de darbe yapmıyor muydu? En son 15 Temmuz darbesini kim yapmaya kalktı Türkiye'de? NATO. Nereden biliyoruz? Darbe yapmak için kullandığı subaylar NATO subaylarıydı ve o NATO subayları şu anda Silivri'de. Hangi demokrasinin güvencesi? Şimdi demokrasi meselesini biraz sonra ilerleyen dakikalarda tartışacağız. Efendim tek amacımız demokrasi diyor Kemal Bey. Anlatacağım ben demokrasiyi size Kemal Bey. Anlatacağım, anlatacağım. Devam edelim. Evet, Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP terörle mücadelenin önemli dayanaklarından meclis tezkeresine de taş koydu. Geçmişteki tüm tezkerelere evet oyu kullanan CHP son oylamada hayır dedi. TSK'nın Irak ve Suriye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatmayı öngören tezkereye tavırlarına Kılıçdaroğlu şöyle duyurdu. Selvihan'ın ve ben askerliğini er olarak yapmış oğlumun gururlu anne ve babasıyız kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayri ciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye hayır diyeceğiz. Valla bu benim çocuğum er olarak yaptı, onun çocuğu paralı olarak yaptı. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. O tezkere Türkiye'nin güvenliğini koruyacak mıydı, korumayacak mıydı? Ben o ilgilendiriyor. Bir zamanlar analar ağlamasın. Lafı neyse benim oğlum er olarak yaptı, onun oğlu da bedelli yaptı. Lafı aynıdır. Bu sefer çocuklar ölmesin hikayesi kullanılıyor ama mesele aynı. Türkiye'nin sınırlarında bir ikinci İsrail devleti, bir kukla Kürt devleti kurmak. Başka hiçbir amaç yok. Kılıçdaroğlu terörle iltisaklı HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanmasına da karşı FETÖ ve PKK'yı devletten temizleyen KHK'lara da cephe alan Kılıçdaroğlu kendi iktidarında göreve iade sözü vermişti tutamayacağı bir söz demek ki. Evet, ee, bakın, e, aynen böyle ee, işte Prens Sabahattin tavrı budur. Türkiye'de bir şey yapmak istiyorsanız Türk milletine güveneceksiniz. Türk milletiyle birlikte yapacaksınız. Amerika ile, İngiltere ile, Fransa ile, NATO ile, Birleşmiş Milletlerle, şununla bununla Türkiye'de bir şey yapamazsınız. Yapabilseydi FETÖ yapardı. Yapabilseydi Zelenski yapardı. Yapabilseydi Paşinyan yapardı. Ama İlham Aliyev ne dedi Paşinyan'a? Ne oldu Paşinyan? Raks ediyordun. Raks ediyordu Paşinyan. NATO'ya güveniyordu. Fransa'ya, Amerika'ya güveniyordu. Ne oldu? Zelenski NATO'ya güveniyordu. Şimdi ABD Başkanı Biden, Amerika'nın efsanevi dış politika yapıcısı ki Zelenski'ye, Ukrayna, Rusya'ya toprak versin diyorlar. Ukrayna Rusya'ya toprak versin diyor. Amerika. Türkiye PKK'ya toprak versin dendiğinde bunu kabul edebilecek misiniz? Hı? E o zaman susun ya. Susun da işimize bakalım. Efendim bu uh, NATO konusunda Amerikalı diyor ki Türkiye bugün başvursa NATO'ya alınmaz. Niye? Türkiye'nin Ukrayna'dan ne eksiği var? Finlandiya'dan, İsveç'ten ne eksiği var? Onları almak istiyorsunuz, Türkiye'yi istemiyorsunuz. Türkiye'ye başvursa, bugün başvursa NATO'ya alınmaz diyor. Almazsanız almayın be. Ha? Bana ne sizin NATO'nuzdan. Diyeceğim de, ee, şimdi ABD'li eski diplomat David Lee Phillips, Türkiye'nin bugün başvurusu asla NATO'ya alınmayacağını, yerinin otokrat diye tanımlandığı Avrasya güçlerinin yanı olduğunu söyledi. Ha işte biz de onu söylüyoruz, işte bizim yerimiz Avrasya diyoruz, Allah Allah. Bak Allah'ın Amerikalı'sı anlamış, bizimkiler hala anlamıyor. Phillips, Türkiye'nin Ukrayna tavrını müttefiklerine ihanet olarak yorumladı. Hmm. Durum bu, 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 haberi biraz açalım. Biraz açalım. Bu haberde ekmek var. ABD'li eski diplomat David Le Phillips, e, Türkiye'nin bugün başvurta asla NATO'ya alınmayacağını, yerini otokrat diye tanımladığı Avrasya güçlerinin yanı olduğunu söyledi. Kolumbiya Üniversitesi Eski İnsan Hakları Araştırma Enstitüsü Barış İnşası ve Haklar Programı Direktörü olarak görev yapan David Phillips, Türkiye'den Ergun Babahan'a konuştu. Türkiye'de Ergun Babahan Türkiye'de mi ya? O kaçmadı mı? FETÖ'cü değil miydi ona? Allah Allah bak şimdi tam da adamına konuşmuş. Clinton, Bush ve Obama dönemlerinde ABD Dışişleri Bakanlığında dışişleri uzmanı ve kıdemli danışmanı olarak çalışan Philips, Türkiye'nin Washington ve NATO ile ilişkileri, Suriye... Ya arkadaşlar baksanıza ben Ergun Baba'nın biriyle mi karıştırıyorum? Yani bir de adamın şeyini yemeyelim ha, hakkını hakkını yemeyelim. Bir yanlış da yapmayalım ha. Öyle kalmış aklımda, e, yanlışsa düzeltelim. Philips, Türkiye'nin Washington ve NATO ile ilişkileri Suriye ve Yunanistan'daki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'nin YPG-PKK'ya yardımlarını sürdüreceğini bildiren Philips, Türkiye'nin Ukrayna'daki tutumunun müttefiklerine ihanet olduğunu savundu. Abi bir de böyle konuşmuyorlar mı? Türkiye'nin Ukrayna'daki tutumunun müttefiklerine ihanet olduğunu savundu. Müttefiklerimiz kim? Müttefiklerimiz NATO ülkeleri. Kim? Amerika. Türkiye'de darbe yapmaya kalktı. Kim? Fransa. Ee... Fetö ne? FETÖ'nün Firari gazetecisi. Yanlış hatırlamamış Ergun Babahan. Bakın David Phillips kime konuşuyor? Ergun Babahan'a konuşuyor. FETÖ'nün Firari gazetecisine. Bana konuşsana. Gel gel. Delikanlıysan bana konuş. <laughs> ha müttefiklerine ihanetidir. Diyor ya. Fransa kimmiş? Müttefikimizmiş. Yapmadığı ihanet mi kaldı? He? İtalya. Daha dün PKK yürüdü orada. E, Torino e, belediye başkanı mıydı? Neydi işte? İtalya'nın bir büyük kentinin belediye başkanı. Kobani'nin yanındayız diye çıktı. Konuşma yaptı. Almanya'da, Yunanistan'da bunlar hepsi NATO müttefikleri. Yunanistan koskoca bir Amerikan üssü olmadı mı? Oldu. Silah dolmadı mı oraya? Doldu. Kime karşı doldu? Bize karşı doldu. Ama müttefiklerimiz bize ihanet etmiyor. Aha biz müttefiklerimize ihanet ediyoruz. Niye? E kolları kaldırıp teslim oldum. olmadığımız için. Böyle yapsak tamam teslim desek en kral müttefik biz olacağız. Türkiye'nin Ukrayna'daki tutumunun müttefiklerine ihanet olduğunu savundu. Philips, Türkiye Biden'ın demokrasiler zirvesinde demokratik olmadığı için davet edilmedi dedi. Hayır efendim. Türkiye, Biden'ın demokrasiler zirvesine demokratik olmadığı için değil, Amerika'ya karşı direnmeye başladığı için davet edilmedi. Yalan söylemeyin. Washington'daki havayı en yakından koklayan uzmanların başında diye lanse edilen Phillips, şu ifadeleri kullanmış. Türkiye bugün NATO'ya katılmak için başvursaydı, Türkiye İslamcı yozlaşmış, Amerikan karşıtı ve insan haklarına düşman olduğu için başvurusu reddedilirdi. Bir, bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Türkiye İslamcı Türkiye İslamcı değil, Türkiye layık. Yani İslam'ı referans alan bir iktidar olabilir başında. E sizin de başkanlarınız falan evangelist, biz, biz size bir şey demiyoruz. Ama Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti bugün anayasasına göre ve yönetim biçimine göre layık bir ülkedir. İslamcı değildir. Kelime kelime gidelim. Türkiye İslamcı yozlaşmış. Ha yozlaşmış. Sensin yozlaşmış. Çakal. Sensin yozlaşmış. Senin ülken değiline silah alan bir dükkana girip 11 10 kişi, 20 kişiyi tarıyor. Senin ülkende insanlar ırkçı diye boğazlarına basılarak nefesleri kesiyor kesiliyor, öldürülüyor. Senin ülkende ırkçılık var. Sen dünyanın en büyük haydut devletisin. Sensin yozlaşmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti evet kurucu iradeden belki bir nokta uzaklaşmış, belki işte bazı anlamlarda zayıflamış ama asla yoz bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti asil bir devlettir. Yozlaşmış olan Amerika'dır. Çökmek üzere olan Amerika'dır. Türkiye yükselen doğuyla birlikte yükselen yerin doğuda Asya'da alan asil bir devlettir. Terbiyesine bak ya. Amerikan karşıtı. Evet, Amerikan karşıtıdır Türkiye. Gerek halkının %94'ünün evet, Amerikan karşıtı izlemesiyle gerekse 2015'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti siyasi iktidarının Amerika'ya karşı tavırları nedeniyle Türkiye Amerikan karşıtıdır. Evet. İnsan haklarına düşman olduğu için diyor. Yapmaya insan haklarına kim düşman? Irak'ta kaç milyon insanı öldürenler mi insan haklarına düşman? Irak'tan kaçanları Türkiye'ye alarak, sınırları içine alarak koruyan Türkiye mi düşman? Suriye'de milyonlarca insanı yerinden eden, yüzbinlercesini öldüren Amerika mı insan hakları düşmanı? 4 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye kabul eden Türkiye mi insan hakları düşmanı? Yani laf edecek, hani derler ya sokakta, bir lafa bakarım laf mı diye, bir lafı söyleyene bakarım adam mı diye. Söyleyene bak. İnsan haklarına düşman olduğu için başvurusu reddedilirdi. NATO ortak değerlere sahip ülkelerin oluşturduğu bir koalisyondur. Onu da söyleyeyim. NATO'nun ortak değeri falan filan yoktur. Masaldır. Bu. Nereden ortak değerler? Hangi ortak değerler? Almanya ile İngiltere'nin hangi ortak değeri var? Fransa ile İtalya'nın hangi ortak değeri var? ortak değerler. Zorlu ortak değer dayatıyorsunuz adamlara. Hepsinin ortak değeri enerji ihtiyacı. Siz hayır Rusya'ya ambargo uygulayacağım diye adamları aç ve açıkta bırakıyorsunuz enerjisiz. Ortak değermiş. Türkiye bugünkü haliyle üyeliğe hak kazanamazdı. Kuzey Atlantik şartı içinde bir üye devleti askıya almak veya üyelikten çıkarmak için herhangi bir süreç yoktur. Türkiye otokrasiye doğru sürüklenmeye devam ederse Rusya liderliğindeki Avrasya otokrasileri güvenlik grubuna katılmalı. Sana ne? Nereye katılırsak katılırız. İster Avrasya güvenlik grubuna katılırız, ister Batı Avrasya diye bir yer kurarız katılırız, ister Türk devletleri teşkilatını kurarız oraya gireriz. Sana ne sen kimsin bizim nereye katılacağımızı söyleyeceksin. Ya bu ne ukalalık, bu ne terbiyesizlik ha. Ukrayna'daki savaş sadece toprakla ilgili değil, batılı değerlerin tiranlığa karşı savunulması ile ilgilidir. Ha, bak bunu söylediği iyi olmuş. Yani sen onu yanlış anladın, mesele iki aç meselesi değil der gibi anlatıyor e, David Phillips. Ne diyor? Toprak meselesiyle ilgili değil diyor. Bak, batılı değerlerin tiranlığa karşı savunulması ile ilgili. Şimdi batılı değerler iyice çıktı ortaya. Ukrayna'da yönetimde kim var? Neonaziler var. E o zaman batılı değerler ne onazilik? Nnnn hadi bakalım. Tiranlık ne? Hesapta Rusya. Bütün dünyaya kendi ülkesinde geçerli olabilecek bir yasayla ambargo uygulayan Amerika mı tiran? Yeter NATO daha fazla doğuya doğru geliş e, genişlemesin diye Ukrayna'ya durduran Rusya mı tiran? Kararı sizlerin. Türkiye'nin bu savaşı ulusal çıkarlarını korumak için kullanmasına izin vermek Türkiye'nin müttefiklerine ihanet anlamına geliyor <laughs> e, Vallahi tam e, tam zırvalamış ama tam da doğruyu söylemiş demiş ki Türkiye'nin bu savaşı ulusal çıkarlarını korumak için kullanmasına izin vermek Türkiye'nin müttefiklerine ihanet anlamına geliyor. Avrupa Birliği üyeliğini daha da uzak kılıyor ve Türkiye'nin bir müttefik olarak güvenilirliği konusunda ciddi sorunları gündeme getiriyor. Yani Türkiye, Ukrayna'daki durumu kendi ulusal çıkarlarını korumak için kullanırsa, Türkiye NATO'ya ihanet etmiş oluyor. Yani Türkiye hiçbir şeyi ulusal çıkarları için kullanmayacak. Türkiye ulusal çıkarlarını korumayacak. Söylediği o. Avrupa Birliği de uzak kalıyormuş, kalsın. E bize de güvenmiyorlarmış, e baba güvenmesinler ne yapayım? Yani ne olur güvenin abi ya. Bak şimdi annem bana kızar ama siz bana güven... Bunu mu diyeceğiz zannediyorsunuz? Aha onu bunu bilmiyorum ama çok terbiyesiz bu adam bu. Tam terbiyesiz. Tam Buna karşı iki tane cevap niteliğinde açıklama var. Birisi Doğu Perinçek'in Asya uyanıyor, zamanımız geliyor açıklaması. Ee, Perinçek Fransız Le Point'e konuştu. Asya uyanıyor, zamanımız geliyor. Fransız Le Point dergisi, nokta dergisi yani. Türk siyasetinde merkezi bir oyuncu olarak nitelendirdiği Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek ve röportaj yaptı. Perinçek, Türkiye Atlantik sisteminden Avrasya'ya geçiş sürecindedir. Yeni Asya uygarlığı uyanıyor. Partimizin zamanı geliyor dedi. Ne diyordu David Phillips? Türkiye, Rusya liderliğindeki Asya'da yerini alsın. Alıyoruz zaten. Şekerim sana sormayacağız. Devam edelim. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Fransa'nın en önemli yayınlarından Le Point'e konuştu. Le Point, Point. Haftalık Dergi'nin kıdemli uluslararası editörü e, Julien Perrier'in yaptığı mülakat 24 Mayıs tarihinde Le Point internet sitesinde yayınlandı. Röportaj Fransızcadan Ali Rıza Taş denen tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Röportajın tam metin çevirisini ilk kez Türk okuyucusuna sunuyoruz. Röportaj şöyle. Erdoğan'a yakın olduğu iddia edilen Türk milliyetçi ideolog Doğu Perinçek, e, Ankara'nın neden NATO'dan ayrılması ve Moskova ile Pekin ile müttefik olması gerektiğini açıklıyor. 80 yaşındaki Doğu Perinçek, 80 var mı ya Doğu Bey? Yoktur ya. Sanmıyorum ya. 70'li yılların ortalarında falan diye bir Neyse canım yaş mesele değil yani. Ben sadece kendi merakımdan şey yaptım. Ee, yarım yüzyıldan fazla bir süredir Türk siyasi hayatında sağ duyulu ama merkezci bir oyuncu. Bak ama şehit ee, teslim etmiş, sağ olduğunu teslim etmiş. Eski Mao'cu militan, Mao'cu <laughs> iki askeri darbe 71 ve 80 arasında geçen Kara 10 e, yılda öğrenci lideri, birçok kez hapse atılan bir siyasi, aşırı soldan bir mikro partinin lideri ancak bugün aşırı sağa daha yakın. Valla sizin aşırı solunuzla aşırı sağınızla beni ilgilendirmiyor. Beni Doğu Perinçek'in yaptığı iş ilgilendiriyor. Siz sağda deseniz, solda deseniz ben yaptığı işe bakarım. Konumu yıllar içerisinde Amerikan karşıtı bir ulusal egemenliğe doğru evrildi. E o zaman devrimci. Aşırı sağ ya da aşırı solu boş ver. Eğer Le Point e, konumunu Doğu Perinçek'in Amerikan karşıtı bir ulusal egemenliğe evri, e, evrildiydi olsa e, o zaman e, devrimci. Ama benim tanıdığım Doğu Perinçek de hep böyleydi be kardeşim. Yani Fikren tanıdığım ayrı ama yüz yüze tanıdığım 1987'den beri hep böyleydi. Zaten ulusal egemenlikçiydi. 2015'ten bu yana ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikasını destekliyor. Yanlış hiç kimsenin politikasını desteklemiyor. Çünkü kendi partisi var, kendi partisinin programını destekliyor. Ve Doğu'ya, Rusya ve Çin'e yönelik stratejik yeniden ayarlanmasında iktidarı etkiliyor. Ha etkiler, o ayrı. İktidarı etkilemek başkadır, desteklemek başkadır. Bir partinin zaten övünebileceği en önemli şey iktidarı etkilemektir. Hayt fiyatları çok pahalı olsun, ucuzlat bakayım dediğinde ucuzluyorsa o parti başarılıdır. Bak sen Doğu Akdeniz'de var ya bana bak. Bak bizim haklarımız savunmuyorsun bak fena olacak ha. Dediğinde eğer iktidar Doğu Akdeniz'deki hakları savunuyorsa o parti başarılıdır. İyi güzel 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 şimdiye kadar iyi. Ee, son zamanlarda bu Lenin Mao ve Atatürk hayranı Emmanuel Macron'a karşı Marine Le Pen'den yana tavır aldı. Sıklıkla karşılaştığı Rus milliyetçi e, karşılaştırıldığı Rus milliyetçisi Alek Alexander Dugin'e yakın olan <laughs> ordu diplomasi ve güvenlik servisleri gibi bazı Türk kurumları üzerindeki etkisi güçlü olmaya devam ediyor. Vallahi ben daha Doğu Perinçey'in ordu ve bürokrasi yüzündeki etkisini görmedim. Ha, ordu ve bürokrasi içerisinde Vatan Partisi'ne yakın düşünen var mıdır? Vardır. Ama benim bildiğim Vatan Partisi ordu içinde, bürokrasi içinde örgütlenmez. Öyle bir çaba içine girmez. Temel ilkelerinden biri bu. Ben tanıyorum artık ya Vatan Partisi'ni. Ee, sormuşlar, sizi tanımayanlara kendinizi nasıl tanıtırsınız? Doğu Perinçek demiş ki, Türkiye'de köklü bir parti olan Vatan Partisi'nin genel başkanıyım. Avrupa'daki benzerlerinden çok daha güçlü bir hareket olan Türkiye'deki 1968 Gençlik Lideri'ydim. Devgenç Örgütü'nün başkanıydım. Üniversiteleri işgal ettik. Partimiz sonradan adını birkaç defa değiştirse de oradan geliyor. Ben Marksist bir bilimsel sosyalistim. Ve hayatım boyunca 5 kez olmak üzere toplam 15 yıl hapis yaptım. 1971'de, 80'de her Amerikan darbesinde hapse atıldım. Yine 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci Körfez Savaşı'nı çıkardığında ardından 1998'de nihayet Ergenekon davasında 2008 ve 2014 yılları arasında 6 yıl hapis yattım. Puan dergisi, nokta dergisi sormuş, hareketiniz şimdi nerede konumlanıyor? Cevap şu, 2005'ten bu yana partimize yeni bir yönetim, kazandırdık. Artık sadece sosyalist değil, aynı zamanda milliyetçi, antemperyalist ve halkçıyız. Kelimenin Kemalist anlamıyla halkçılık. Partimiz gençler arasında en etkili olanlardan biridir. Amerikan emperyalizmine karşıyız. FETÖ'nün e, Fetö'nün e, daha önce Erdoğan ile müttefik olan Türk yetkililerin bir Müslüman kardeşliğe verdiği isim ve lideri ABD'de şu yaşıyorlar. Ha, FETÖ ve PKK gibi Türkiye'deki emperyalizmin araçlarına şiddetle karşıyız. Amacımız Atatürk devrimini ve iki asır önce başlayan Türk Milli Devrimini tamamlamaktır. Puan dergisi yani nokta dergisi. Puan neden nokta? Hani deriz ya puantiye elbise, noktalı elbise ondan. Ee, Avrasya akımının da liderisiniz demiş puan dergisi ya da nokta dergisi. Ee, Perinçek diyor ki Türkiye Atlantik Sistemi'nden Avrasya'ya geçiş sürecindedir. Yeni Asya uygarlığı uyanıyor, dünyanın geleceği ona ait. Türkiye, Çin, Rusya, Hindistan ve İran ile birlikte bu Avrasya uyanışının önde gelen ülkelerinden biridir. Biz Avrasyacıyız, Türkiye'nin geleceği bu Avrasya Birliği alanında yer alıyor demiş. Efendim yine Puan Dergisi sormuş. Türkiye'nin değişimi gerçekten yaşanıyor mu? Doğu Perinçek demiş ki, Türkiye 2014 yılında ABD emperyalizminin zincirlerini kırmaya başladı. Bu süreç bizim cezaevinden çıktıktan sonra başladı. Ergenekon davasında devlete komplo kurmaktan hüküm giyen Perinçek ve diğerleri o yıl hükümet tarafından serbest bırakıldı, diyor editör. Yanlış ve yalan. Ergenekon davasında devlete komplo kurmaktan hüküm giymedi Perinçek. O günkü FETÖ'nün mahkemeleri hukuk dışı yollarla Perinçe'yi mahkum etti. Ve sonra diyor ki, Perinçek ve diğerleri o yıl hükümet tarafından serbest bırakıldı. Hayır, dünyanın hiçbir yerinde bir cezaevini üç kez kuşatan bir millet yoktur. Hükümet serbest bırakmadı. Türk milleti Silivri'dekileri serbest bıraktı. Devam edelim neyse. Bundan sonra Türkiye yeni bir sürece girdi. Doğu çek, Recep Tayyip Erdoğan da bu yolu izlemiştir. 2014'ten önce ABD Büyük Orta Doğu Projesi'nin başkanıydı. 2014'ten beri pozisyonu çok değişti. Artık o ve ben aynı cephedeyiz. Dergi diyor ki bu gelişme nasıl gerçekleşti? 2015 yılında 24 Temmuz'da Türk hükümeti PKK'ya karşı askeri operasyon başlatma kararı aldı. Türkiye bunu yaparken ABD'ye askeri alanda meydan okudu. Türkiye Suriye ve Rusya ile birlikte Amerika'ya silahla savaşan, Amerika'yla silahla savaşan ülkelerden biridir. ABD'nin yanıtı Temmuz 2016'da bir darbe girişiminde bulunmak oldu. Hükümet titredi, korktu ama bunu FETÖ ve ABD'nin işi olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dar darbeyi tasfiye etmesi gerektiğini söyledik. Milleti mücadeleye çağırdık. Bu süreçte rolümüz çok önemliydi. Yine dergi soruyor. Rolünüzü açıklayabilir misiniz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde güçlü, güçlü bir etkimiz var çünkü cezaevinden subayları kurtardık ve bunu herkes biliyor. Bu darbe girişiminden sonra ABD Türk ordusu üzerindeki etkisini kaybetti. 1971 ve 80'de darbelerle Türkiye'nin kontrolünü ele geçirdiler ancak ABD darbelerinin sonuncusu 2016'da başarısız oldu. 24 bin civarında subay FETÖ mensubu olduğu için oradan ihraç edildi. NATO ve ABD'ye güveniyorlardı. PKK ABD'nin kara gücüdür. Türkiye'deki NATO güçlerinin tasfiyesiyle Türk ordusu Suriye'de ABD-İsrail koridorunu Fırat Kalkanı harekatı ardından Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatı ile kırdı. Bu uç operasyon Avrasya sahasında ABD'ye karşı çıkmanın bir aracıydı. Erdoğan ile Biden güçlerine karşı aynı cephede aynı hedeflerde birlikteyiz. Şimdi Rus ordusunun Ukrayna'daki harekatı Türk ordusunun da harekete geçme fırsatı veriyor. Bundan böyle Türkiye ve Rusya birincisi Akdeniz'de, Suriye ve Irak'ta, ikincisi Karadeniz'in kuzey kıyısında olmak üzere ABD ile karşı karşıya. Ee, yine derdi sormuş, yine de Erdoğan pozisyonunu sık sık değiştirmedi mi demiş. Cevap şu, Erdoğan'a değil Türkiye'ye güveniyoruz. Erdoğan'ı yöneten Türkiye'dir, Türkiye'yi yöneten Erdoğan değil. 2014'ten sonra Erdoğan Türk milletinin egemenliğine girdi. Zigzaklar çiziyor ve seçmen tabanı göz önüne alındığında bu mantıklı ama biz Türk milletine güveniyoruz. Devrimci bir tarihin, bir ordunun ve büyük bir imparatorluğun devamlılığındayız. Son 200 yılda 4 devrim yaptık. Fransa gibi bizi güçlü şekilde etkileyen devrimci bir ulusuz. Türkiye Fransız devrimi yolunda ama Robespierre'in, Danton'un değil. Ancak bu Erdoğan ideolojik kaidesi değil. Cevap şu, bu bir zorunluluk sorunudur. Türkiye Atlantikçi bir sistemde yaşayamaz. Bu yol Türkiye'yi iflasa sürükledi. 1980'den bu yana dünya ekonomik sistemiyle bütünleşme programı Kemalist devrimin sınırlarının belirlenmesi anlamına geldi. Ve Türkiye bunu kabul edemez. Bu programın iki yönü var. Türkiye'yi toprak olarak bölmek için Kürdistan projesi ve Türk işçileri, köylüleri ve Türk ordusu aleyhine küresel ekonomik sisteme entegrasyon. Bu bakış açısını kabul edemeyiz. Dolayısıyla Erdoğan'ın iki seçeneği vardı. Hükümetinin yıkılması veya Türk devleti ve milletinin yolu. Doğru seçimi yaparak gücünü korudu, bu yolu seçmeseydi kaybederdi. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın pozisyonuna katılan biz değildik, o bize katıldı. Çok güzel. Dergi sormuş, başka e, başkan yine de kendini siyasi olarak Kemalist devirme karşı inşa etti. Cevap şu, evet ama şimdi fanatik İslamcılar Sayın Erdoğan'ın e, siyasal İslam yolunu terk ettiğini söylüyorlar. Bazı Amerikalı editörlerde Erdoğan'ın Yeşil Kemalist olduğunu söylüyor, bunlar doğru. Geçen yıl Atatürk üzerine bir konuşma yaptığı bir konferansa katıldım. Hedefinin Atatürk devrimi olduğunu ve Kemalist devrimin gerçek varisi olduğunu söyledi. Yine do dergi sormuş, bu hikayenin varisi daha ziyade Atatürk'ün kurduğu ve bugün muhalefette olan CHP değil mi? Hayır, CHP artık Kemalist devrim yolunda değil. Bugünkü devrim emperyalizme karşı bir devrimdir. CHP Amerikan yanlısı oldu. Kemalizm sadece rakı içmek ya da mini etek giymek değildir. Kemalizm bağımsızlık ve Türk uygarlığı demektir. Batılılaşma süreci değildir. Atatürk hayatı boyunca Batı'ya karşı savaştı. Çağdaş bir uygarlığı destekledi ama bugün modernite Asya'da. Atatürk biz Türklerin gelişmekte olan bir Asya milleti olduğumuzu söyledi. Puan dergisi diyor ki Amerikan etkisini neden bir tehdit olarak algılıyorsunuz? Ha tam böyle benim bayıldığım sorudur bu. Cevap şu. Amerikan projesi NATO'yu doğuya doğru genişletmek. Bu Rusya için de Türkiye için de büyük tehlike. Rusya ve Türkiye, ABD ve İsrail'in tehdidi altında Kürdistan projesi Yahudi değil, İslami olacak yeni bir İsrail projesidir. Türkiye ve Rusya buna karşı demir bir ittifak kurmalıdır. Şimdi Doğu Akdeniz'de ABD, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs cephesine karşı NATO ile karşı karşıyayız. Amerikan projesi Erdoğan hükümetini yıkmak çok açık. Bazen Fransa onların tarafında oluyor ama bizim için Fransa'nın özel bir yeri var. Özellikle Marine Le Pen'in ortaya çıkmasıyla birlikte yönelimi bize umut veriyor. De Gaulle mirasına sahip güçlü bir ulus. Amerikan komutolarına karşıyız. Bu yüzden Erdoğan ile birlikteyiz. Ukrayna'daki çatışma ile ilgili konumunuz nedir? Bu bir savaş ama işgal değil. Ukrayna'da Rusya tüm dünyayı ve Avrasya'yı savunuyor. Bu konjonktürde Türkiye ABD'ye karşı çıkabilir ve kendisi kendisini onun için daha iyi bir yapılanmaya adayabilir. Aynı zamanda diye soruyor dergi, Türkiye drone satıyor ve Ukrayna'ya yardım ediyor. Erdoğan hükümetinin sorunun zikzak politikası ancak Türkiye bunu aşmayı başaracaktır. Önemsiz bir ülke değildir. Batılı diplomatlar Erdoğan'ın kendileriyle yeniden bağlantı kurduğuna inanıyor ancak bu gerçekle örtüşmüyor. Bunlar NATO'nun umutları Türkiye kaderine karşı gelemez. Putin Türkiye için bir tehdit değil mi diye sormuşlar. Ee, Doğu Bey demiş ki hayır hayır iki imparatorluk arasındaki ilişkiler tarihi bir gerçektir ama o geçmişte kaldı. Bu analizin gelecek için bir temeli yoktur. Türkiye ve Rusya birbirinin önüne geçemez. Ekonomik güçlü ve zayıf yönleriyle birbirlerinden gelemeleri gerekir. Onlar çok güçlü iki ordu. Bu iki ülke birbirini kontrol edemez. Dolayısıyla bir tehdit ayarı yoktur. Tehdit, Batı'nın tehdididir. Yine dergi sormuş. Kırım'ın işgali Türk emellerinin bir sınırı değil mi? Tatarlar Türkçe konuşuyor ve Ankara'ya yakın. Cevap, Kırım Rusya'ya aittir. Ve Kuzey Kıbrıs bağımsız bir devlet olmalıdır. Göreceksiniz, Türkiye Rusya'nın Kırım'ını... Rusya'da bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Şimdi gündemde sadece iki olasılık var. Amerikan yanlısı bir güç ya da Rusya. Türkiye bu alternatife göre seçim yapmalıdır. Kırım, Rus ise Türkiye için daha iyi. Ama Amerikan kontrolüne girerse Karadeniz'e girecek büyük bir tehlikedir. Yani diyor derge Türkiye'nin Karadeniz'deki emelleri Rusya için bir tehdit oluşturmuyor mu? <laughs> Soruya bak. Hayır, Karadeniz'de sorun yok. Montre Rusya ve Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'nin çıkarlarını ve Rusya'nın çıkarlarını korumak için İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri aleyhine konulmuş bir sözleşmedir. Karadeniz'de çatışma yok, ortak çıkarlar var. Mavi Vatan projesi Vatan Partisi'nden kaynaklanmaktadır. Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait adalar var. Türkiye hapsedildi, bu çok adaletsiz. Uluslararası deniz hukuku öyle demiyor. Bu bir kasus belli. Yani savaş sebebi. Ege Denizi Türkiye ve Yunanistan'a aittir ama Yunanistan Türkiye ile iyi geçinmeli. Amerika'nın hizmetinde olmamalı. Aksi takdirde 12 adasını kaybedecektir çünkü onlara hakim olması doğru değildir. Yunanistan bu adaları askerileştirdi. Anadolu ile doğal bağlarını yeniden kurmalıyız. Ve dergi soruyor Amerika'ya karşı anti emperyalizmi övüyorsunuz ama yerine yine de Rus, Çin ve Türk emperyalizmi var. Ha Türk emperyalizmi de varmış ha. Amanın Türk emperyalizmi varmış. Dur bakalım cevap ne? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı emperyalizm karşıtlığı kuruldu. Bu üç devlet Türkiye'yi paylaşmak istedi ama şimdi asıl tehdit ABD emperyalizmi ve Rusya ve Çin Türkiye'nin yanında. Çin ile ittifak bir zorunluluktur. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir. Türkiye'nin ekonomik sorunlarını geliştirmek ve çözmek için sermaye ihtiyacı var ve bence Çin Fransa veya Almanya'dan daha demokratik. Çin'i 14 kez ziyaret ettim. Orada kararlar halkındır. Amerikan emperyalizmi her yerde geriliyor. Fransa ve Almanya'nın bize katılmasını umuyoruz. Bu da sizi Fransa'da Löpen'i desteklemeye yöneltti demişler ki. Doğu de demiş ki evet, evet Löpen sağdaki Macron'dan daha solda. Amerikan etkisine karşı çıkıyor, NATO'dan çıkmak istiyor. Rusya ile müttefik, Filistin devletini tanıyacağını söylemesi çok önemli. Löpen ile Türkiye, Çin'e, Rusya'ya daha elverişli bir Fransa olurdu. Fikirleriniz demiş Türkiye'de ne kadar popüler, e, zamanımız geliyor demiş Doğu Perinçek. Zamanımız geliyor. Türkiye henüz istikrara kavuşmadı ama geleceğini arıyor. Karar halka bağlı. Seçimi Avrasya yanlısı, antemperyalist, kemalist devletçi olmak zorunda. Amerikan kontrolü dışında. Yine bir soru. Türkiye'nin NATO'dan çıkışını destekliyor musunuz? E, elbette. NATO'dan ayrılma taraftarıyım. Ancak Türkiye üyelerinden biri olsa bile ABD'ye karşı çıkabilir. Örneğin Rusya konusunda Türkiye kurum içinde vetosuna karşı çıkabilir. Mümkün olduğunda NATO'dan ayrılmak istiyor ancak mevcut bağlamda bağımsızlığını ve bütünlüğünü savunmak hala mümkün. Türkiye, NATO içindeki çalkantılı asi çocuk olabilir. Ve Avrupa Birliği diye son bir soru sormuşlar. Demiş ki, Brüksel'den gemir, gelen emirlere karşıyız, Ankara'dan yönetilmek istiyoruz. Avrupalıların dostuyuz ama Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istemiyoruz. Bu bir Hristiyan kulübü ve zenginler kulübü. Biz zengin veya Hristiyan değiliz. Biz Türk'üz. Bu kadar. Biz Türk'üz. Biz başka bir milletiz. Reklamlardan sonra anlatacağım neden öyle olduğunu. Reklamlar sonra bir müzik dinleyeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Evet televizyon gazetesine devam ediyoruz. Ee, i̇şte yok NATO şöyle miydi? Yok Avrupa Birliği'ne de almazsanız almayın. Ee, Türkiye bugün başvursa NATO'ya alınmaz demişti David Phillips değil mi? <laughs> Kimi alırsınız? Ee, PKK'nın NATO'ya girmesine izin vermeyiz demiş MHP milletvekili yanılmıyorsam. Pardon, tabii yanılmışım. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Hulvi Yönter, İsveç ve Finlandiya'ya destek vermenin bugünkü şartlarda PKK'ya destek vermek olduğunu söyledi. Yönter, İsveç ve Finlandiya'nın dolayısıyla PKK'nın NATO'ya girmesine izin vermeyiz dedi. Veremeyiz dedi. Şimdi İsveç ve e, Finlandiya'nın e, NATO'ya girmesine izin verirsek PKK'nın NATO'ya girmesine izin vermiş oluyor. Haklı. Peki Sayın Yönter, bakın size karşı değil, size destek anlamıyla söylüyorum. Şimdi e, okuyacağım iki haber var. Bunlar kimin Avrupa'ya giriş görüntüleri? Biri Star aldım. Avrupa'nın göbeğinde skandal görüntüler haberi. Şimdi bakın, terör örgütü PKK yandaşları İtalya'nın başkenti Roma'da örgüt paçavralarıyla gösteri düzenledi yapılan yürüyüşler hakkında skandal açıklamalarda bulunan Palermo Belediye Başkanı Leo, Leo Luca Orlando'da Türkiye'ye karşı yanındayız ifadelerini kullandı. Kimin yanında? PKK'nın yanında. Teröristlere kucak açan Avrupa devletleri yine şaşırtmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bölgenin refahı ve huzuru için büyük bir operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK yandaşları da boş durmuyor. Örgüt sempatizanları Avrupa'da bir bir sokağa dökülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da polis korteji eşliğinde yürüyüş yapan örgüt sempatizanları bu kez de İtalya'nın başkenti Roma'da sözde örgüt lehine yürüyüşte bulundu. PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı, örgüt elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındı. Yürüyüşe katılan İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun belediye başkanı Leo Luca Orlando adeta örgüt savunuculuğuna soyundu. Leo Luca Orlando'nun yaptığı açıklamada Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız ifadelerini kullandı. İtalya ne? İtalya NATO. PKK İtalya'ya girmiş mi? Girmiş. Yani dolayısıyla NATO'ya girmiş mi? Girmiş. Bir haber daha. Bir haber daha. Hangi haber? HDP'li vekilden skandal. Teröristlere övgüler dizdi. Nerede? HDP Antalya vekili Kemal Bülbül Almanya'da Dersim Festivali adı altında düzenlenen etkinlikte yoldaş dediği teröristleri övdü. Almanya'da Dersim Festivali adı altında düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Etkinlikte konuşula, konuşan HDP Antalya vekili Kemal Bülbül Teröristler İbrahim Kaypakkaya mazlum doğan ve sakine cansızdan yoldaş diyerek söz etti. Nerede? Almanya'da. Almanya'ya PKK girmiş mi? Girmiş. Almanya ne? NATO. PKK NATO'ya girmiş mi? Girmiş sayın üniter. Yani bu mesele sadece Finlandiya ve İsveç meselesi değildir. Bizatihi NATO'nun kendisi şerrin kaynağıdır. Bütün NATO ülkeleri PKK'ya ve FETÖ'ye destek vermektedir nokta 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 Şimdi Yunanistan veriyor mu veriyor. Lavrion kampı var. İtalya gördünüz, Almanya gördünüz, İngiltere gördünüz, Fransa gördünüz. Daha nereyi sayayım? Efendim İsveç ve Finlandiya NATO'ya PKK girer diğerlerinde de aynı şey. PKK'ya NATO, PKK NATO'ya girmiş bile. Sayın Yönter, sayın MHP yetkilileri, yapmanız gereken şey Türkiye'deki PKK'nın kökünü kazımaktır. Türkiye'deki siyasi PKK'nın önünü almaktır. Onun için de HDP'nin kapatılması davasına bir destek, biraz daha destek vermeniz gerekir. Çünkü Anayasa Mahkemesi işi iyice ağırdan almaya başladı. Evet. Şimdi batı 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 diyoruz ya. Batı bir anda da bir yandan da çöküyor. Bilderberg, Atlantik sisteminin en temel kurumlarından biri. Ve Bilderberg toplandığı gündemleri küreselleşmeden kopuş. Dünya siyasetinin büyük tekelleri ve Atlantik medyası temsilcilerinin yer aldığı 21 ülkeden 120 kişinin katıldığı Bilderberg toplantısında NATO'nun yüzleştiği zorluklar, küreselleşmeden kopuş, finans sisteminin bozulması Rusya ve Çin konuşuldu. Batı emperyalizminin siyasetlerine yön veren zirvelerden Bilderberg toplantısı 2-5 Haziran tarihlerinde New York'ta yapıldı. Gündemlerinin merkezinde Çin ve Rusya'nın başını çektiği yeni dünyanın NATO'ya ve tek kutuplu dünyaya meydan okuması vardı. Toplantıda Atlantik kurumlarının üst düzey katılımı Finlandiya ve Yunanistan'ın hükümet liderleriyle yer alması dikkat çekti. Bir bakalım. Bir bakalım. Atlantik emperyalizminin hükmeden tepesi olarak alınan Bilderberg grubunun son toplantısı 2002 5 Haziran tarihlerinde ABD'de yapıldı. 2019 istişe Montreux'de düzenlenen son buluşmanın ardından ilk kez toplanan zirve büyük bir gizlilik içinde gerçekleşti. New York'un en lüks toplantı mekanlarından Mandarin Oriental Hotel tamamen dışarıya kapatıldı. Etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Dünya siyasetinin büyük tekerlerin ve Atlantik medyasının temsilcisi 21 ülkeden 120 isim Bilderberg toplantısına katıldı. Bilderberg'in her toplantısında katılımcılar ve konu başlıkları internet sitesinde ilan ediliyor. Bu sene duyurulan gündemde öne çıkan başlıklar, NATO'nun yüzleştiği zorluklar, küreselleşmeden kopuş, finansal sistemin bozulması Rusya ve Çin oldu özeti yeni dünyanın atlantik sistemine meydan okuması. 14 maddelik gündem listesinin tamamı şöyle. 1 jeopolitik yeniden saflaşma, 2 NATO'nun önündeki meydan okumalar, 3 Çin, 4 Hint Pasifik yeniden saflaşma, 5 Çin ABD teknoloji rekabeti, 6 Rusya, 7 yönetimi ve ekonominin e, sürdürülmesi, 8 küresel finans sisteminin bozulması. 9 dezenformasyon, 10 enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik, 11 pandemi sonrası sağlık, 12 demokratik toplumların parçalanması, 13 ticaret ve küreselleşmeden kopuş, 14 Ukrayna. 2019 toplantısının gündeminde de Çin ve Rusya yer almasına rağmen stratejik düzenin istikrarı, Avrupa'nın geleceği, iklim değişikliği, yapay zeka, uzay, siber tehditler, Brexit gibi başlıklar öne çıkmıştı. Bu sene ise gündemde Çin ve Rusya'nın ayrı ayrı bulunmasının yanında Jeopolitik yeniden saflaşma ve NATO'nun önündeki meydan okumaların gündeme damgasını vurması, Bilderberg Toplantısı'nın temel kaygısının Çin ve Rusya'nın başını çektiği bir jeopolitik dönüşüm olduğunu ortaya koyuyor. E, katılımcı listesine göz atıldığında her Bilderberg Toplantısı'nda olduğu gibi ABD'nin ağırlığı hemen göze çarpıyor. Bu sene ABD'den CIA Direktörü William Burns, Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Konseyi Üyesi ve Beyaz Saray Hint Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Dışişleri Bakan Yardımcısı Celeste Wallander toplantıda yer alıyor. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve en önemli stratejistlerinden Henry Kissinger'da zirvede boy gösteren isimlerden biri. Henry Kissinger Davos'ta da yer almıştı biliyorsunuz ve Davos'ta yaptığı konuşmada Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesini ve konunun böyle kapanmasını istemişti. ABD'li katılımcıların toplam sayısı 35 yani tüm katılımın %30'u ABD'den bunların içinde çeşitli bakanlıkların ve düşünce kuruluşlarının uzmanları ile birlikte Facebook, Google, Microsoft ve Pfizer gibi dev şirketlerin CEO'ları ya da başkan yardımcıları yer alıyor. Atlantik sisteminin ee, ayağı olan kurumlarda en üst düzeyde temsil ediliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılımcı listesindeki en ağırlıklı isimlerden. Avrupa Komisyonu ise Başkan Yardımcısı Margrethe Schinas ve Adalet Komisyonu, Başkanı Didier Anders temsil ediyor UNESCO Genel Direktörü Audrey de katılımcılar arasında. Hükümetleri temsil eden katılan isimlerden en dikkat çeken kişi NATO'ya üyelik başvurusuyla gündeme gelen Finlandiya'nın başbakanı Sanna Marin. Türkiye'nin veto sebebiyle üyelik süreci sekteye uğrayan Finlandiya Başbakan düzeyinde Bilderberg toplantısında yer alırken Türkiye'den hiçbir hükümete yakın yetkilinin, girişimcinin ya da gazetecinin toplantıya davet edilmemesi dikkat eder. En son ABD ile İsrail düzeyinde ilişki kurulduğunu ilan eden ve Ege'de Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına devam eden Yunanistan hükümeti de Dijital Yönetişim Bakanı Kiriakos Pierrakakis'in davet edilmesiyle onurlandırılmış. Yunanistan'dan davet edilen diğer iki isim ise Titan Çimento grubunun CEO'su Dimitri Papalexopoulos ile Upstream şirketinin CEO'su Marcos Veremis. Hollanda ise davet edilen hükümetler arasında en yüksek temsiliyete sahip olmasıyla sıyrılıyor hem Hollanda Başbakanı Mark Rutte hem de Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra Bilderberg toplantısının e, katılımcıları arasında ya Türk yok mu bunlarda? Ha toplantıdaki 5 Türk. Bilderberg toplantısına katılacağı bildirilen isimler arasında 5 de Türk vardı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyasi, e, Siyaset Bilimi Fakültesinden Profesör Doktor Emre Erdoğan. Haber Türk Gazetesi'nden Afşin Yurdakul ve gazeteci Murat Yetkin. Toplantı katılımcıları listesinde Türkiye'yi temsilen tur koduyla yer aldı. Arkadaşlar Haber Türk Gazetesi sadece internette yayınlanan bir gazete artık ama e, kağıt olarak yayınlanan gazetelerin hiçbiri dikkate alınmamış. Buradan Afşin Yurdakul ve Murat Yetkin ki Murat Yetkin artık e, Amerikancılıkta Yetkin bir isim olarak biliniyor. Ömer Koç 2017'den beri tüm e, toplantılarda yer alıyor. 2019'da gerçekleşen toplantıya CHP'nin dış politikadan bir numaralı ismi Ünal Çeviköz katılmıştı. Bilderberg'in gediklisi denilebilecek bir diğer isim toplantıya 8 kez davet edilen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Bunlar mı çare bulacak? Bunlar yıkımı nasıl önleyeceklerini konuşuyorlar. Çare bulmayı değil. Yıkımı nasıl önleyebiliriz diyorlar. Bunların derdi bu. Bunların derdi ne savaş, ne açlık, ne ölüm, ne şu, ne bu. Savaş Orta Doğu'da kalsın. Avrupa'ya, Amerika'ya gelmesin. Bunların derdi bu. Açlık Afrika'da olabilir, Doğu'da olabilir, Uzak Doğu'da olabilir. Avrupa'da, Amerika'da olmasın. Bunu şey yazmış bugün Hürriyet'te, yangın sıçrayınca diye. Hürriyet 15. sayfada Mehmet Soysal yazmış. Diyor ki dünya ekonomik forumu toplantılarında konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonominin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Dünyayı yöneten liderlerin Georgieva'nın bu uyarısını ne kadar dikkate aldığını bilmiyoruz ama savaşların bedelini sadece halkların değil devletlerin de ödediğine dikkat çekiyor özellikle. Ukrayna'daki savaşın hayatları mahvettiğini, büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı çektiğini söylüyor. Başkan Georgieva bu sürece giden nedenleri ise şöyle sıralıyor. ABD'nin para politikasını sıkılaştırması, Avrupa ülkelerinin enflasyondan muzdarip olması, koronavirüsle mücadele eden Çin'de üretimin düşmesi, gelişmekte olan pazarların gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalması. Bu küresel sorunların dünya ekonomisi için büyük tehdit oluşturduğunu söyleyen Başkan Georgieva diyor ki, tüm ülkeler ticaretin önündeki engelleri kaldırmalı, borç sıkıntısı çeken ülkelere yardım edilmeli sınır ötesi ödeme sistemlerini modernize etmeli. Başkan Georgieva, yıkıcı parçalanma biçimlerinin kısa vadeli çözümler olmadığını vurguluyor ve Ukrayna'nın teslim olmaması gerektiğine dikkat çekerek diyor ki, ülkeleri dünyayı daha fakir ve daha tehlikeli hale getirecek jeoekonomik güçlere teslim olmamaya çağırıyoruz. Ukrayna Eski Maliye Bakanı Natali, e, Natali, Jaresko ise IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Ukrayna'nın yeniden yapılanması fikrinin desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor ve diyor ki Putin hepimize saldırdı. Bakın kilit laf budur. Putin hepimize saldırdı. Şimdi devam edelim. 200'lü siyasetin zirvesinde yaşayanlar kendilerini akıllı, herkesi de deli zannediyor. Davranış bozukluğu yaşayan ABD ve Batılıların bu duruşlarını hiç unutmuyoruz. Irak'a filin züccaciye dükkanına girdiği gibi giren ABD, 1 milyon Müslümanı öldürdüğü zaman hiç kimse Bush hepimize saldırdı demediği gibi aksine katliamlarına ortak oldular. Afganistan, Suriye, Yemen, Çeçenistan ve daha birçok İslam ülkesine hoyratça girdikleri zaman da savaşa dur diyemediler. Yangın kendilerine doğru sıçrayınca, söndürmenin telaşına ve herkesi de savaşa ortak edebilmenin kurnazca pazarlama derdine düşünmüş. Yani Putin hepimize saldırdı diyor. Bush hepimize saldırdı diye mi? Ve yangın kendilerine sıçrayınca savaşa karşı oluyorlar, kıtlığa karşı oluyorlar, göçe karşı oluyorlar. Bu da bir başka düşünce biçimi herhalde. Bu da farklı bir düşünce biçimi herhalde. Ve savaşın uzamasını istiyorlar. Savaşın uzamasını kim istiyor? Hı? Yeni Şafak'ta yazmışlar. Ev yeniden vurdu demiş Rusya'nın Ukrayna işgali 100. günü geride bırakırken savaşın getirdiği yıkım Ukrayna'nın her bölgesinde hissedilirken küresel gıda ve enerji arzında etkileri ise başta Avrupa olmak üzere dünyanın her köşesinde hissediliyor. Avrupa'da başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerin savaşın en kısa sürede sona ermesi için hem Rusya hem de ABD nezdinde temaslarda bulunduğu belirtilirken Washington ve Moskova'dan gelen geri adım atılmayacak çıkışları savaşın uzamasını kim istiyor sorusuna sebep oldu. Son olarak Rusya'nın haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Batılı ülkelere ülkelerden gönderilen silah sistemlerinin bulunduğu iddia edilen bir tren istasyonunu vurması savaş yeniden ülkenin kuzeyine ve batısına mı yayılacak endişesine neden oldu. Rusya lideri Vladimir Putin Kiev'e hedef alan füze saldırısından kısa bir süre sonra Rus devlet televizyonu Rusya bir televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik etmesi halinde Rusya'nın şu ana kadar vurmadığı hedefleri vuracağını ilan etmesi de savaşın uzayacağı ve yayılacağına yönelik endişeyi arttırdı. Şimdi arkadaşlar burada yeni şafağın bir şeyi var, yanlışı var, önemli bir yanlışı var. Savaşı Rusya ve Washington uzatmak istiyor diyor, ABD uzatmak istiyor diyor. Peki doğru mu? Bir taraf Ukrayna'ya yani Amerika tarafı Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler gönderiyor. Eğer savaş Ukrayna'nın içinde olacaksa uzun menzilli füzenin anlamı ne? Uzun menzilli füze demek Rusya'nın içlerini vur demektir. Bu da savaşı uzatır. Rusya da diyor ki bu tür silahlar gönderirse bu silahların bulundukları yerleri vururum. Çünkü kendini vurdurtmak istemiyor. Hangisi savaşı uzatmak istiyor? İkisini nasıl aynı kefeye koyabilirsiniz? Yeni şafak koymuş işte. Koymuş. Rusya'nın enerji kaynakları alanındaki üstünlüğüne ek olarak Ukrayna tahılının dış piyasalara çıkışını engelleyerek Batı özellikle de Avrupa siyaseti üzerinde bir baskı ve etki aracı olarak kullandığı savaşın süresini uzatarak bu aracın gücünü pekiştirmek istediği düşünüyor. Öyle düşünüyorsunuz siz. Yani Rusya'nın enerji kaynakları alanındaki üstünlüğüne ek olarak diyor. İyi de baba adam bir şey demedi ki size keseceğim gazınızı demedi. Siz dediniz gazını almayacağım. E adam tamam dedi alan alsın almayan almasın. E ama dolarla avroyla ödeme yapmayacağım. E tamam rubleyle ödeme yapın. E onunla da yapmayacağım. İmaret miyim ulan ben dedi adam. Kesti gazı. Şimdi bu mu siyaset olarak kullanmak enerji üstünlüğünü? Kendin kaşındın. Ukrayna tahılının dış piyasalara çıkışını engelleyerek Batı özellikle de Avrupa siyaseti üzerinde bir baskı ve etki aracı olarak kullandı. Ha sen adama 5000 kalemde ambargo uygulayacaksın, adam tahılın dışarı çıkmasını engellemeyecek. Armut toplayacak eli. E sen başlattın. Töbe yahu. Kremlin özellikle Avrupa ekonomisinin ve siyasetinin kırılgan yapısının savaşın etkilerini taşımakta zorlanacağı ve yakın zamanda Rusya'nın taleplerine yakın bir teklifle masaya geleceğini düşündüğü değerlendiriliyor. E ama amaç o değildi ki. Amaç Rusya'yı ekonomik olarak çökertmekti. E şimdi Avrupa çöküyor. E Kremlin ne yapsın buna? Yeni Şafak'ta da öyle analizler çıkıyor ki yani. Ya bu Yeni Şafak'ın birinci sayfasını bir verebilir misiniz arkadaşlar? kusura bakmayın şimdi istiyorum ama. Yani nasıl bunlara hükümet yanlısı deniyor ona da hayret ediyorum ha. Hükümet diyor ki Amerika'ya karşı, NATO'ya karşı. Bunlar öyle bir birinci sayfa yapıyorlar ki Amerika'dan yana, NATO'dan yana. Hükümet diyor ki <laughs> Rusya benim ortağımdır. Bunlar öyle bir başlık atıyor ki Rus düşmanı. Bak Hepsi yine sahneye çıktı. ABD, Rusya, İran, Esed rejimi Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapmasına karşıymış. Ya ABD karşı da Rusya karşı değil ki İran da karşı değil. Esed rejimi dediğiniz ne? Suriye. Niye Türkiye'yi Suriye ile İran'la Rusya'yla düşmanmış gibi karşı kamplarda giymiş gibi gösteriyor bu yeni şafak? Bu da ilginç. Neden? Tefekkür yok. Tefekkür ne ya? Tefekkür işte. Tefekkür ve tevekkül bunlar kilit kelimeler. Hem diyeceksiniz ki biz İslam dünyası şu bu hem tefekkür yok. Bir konu üzerinde derin düşünme yok. Derin analiz yok. Dış etkilerden sıyrılıp kendi yolunu bulma yok. Amerika ne diyorsa, Avrupa ne diyorsa, Yeni Şafak bakıyor onlara. Ee, ee Halbuki Latif Polat yazmış, Cumartesi yazmış, Aydınlık'ta yazmış. Tefekkürsüz ve tefekkürsüz bu yol nereye çıkar demiş. Dikkat buyurun. Bugüne kadar okuduğumuz en önemli yazılardan biri bu. Kahvede okey oynarken köşe yazısı yazanlar mı istersiniz? Büyük siyasetçi deyip sağdan sola sallayanlar, soldan sağa sallayanlar mı dersiniz? Ne dersiniz ama onların söyledikleri bu topraklarda tutmuyor. Sebebi şimdi anlatacağız. Latif Polat anlatacak. Diyor ki, tefekkürsüz ve tevekkülsüz ve de şükürsüz bir toplum haline geldik ve selam. Aslına bakarsanız tefekkür ve tevekkülün anlamını bile bilmeyen bir toplum da olduk aynı zamanda. Böyle olunca da şeytanın bile aklına gelmeyecek her seviyedeki pislikler, düzenler ve düzmeceler günlük hayatımızı çerçeveler oldu. Haberlerde duyduğumuz siyasi, toplumsal ve magazinsel olayların hemen hemen tamamı 30 sene öncesinden bakıldığında kabul edilemeyecek, ayıplanacak ve yuhalanacak kalitede bugünlerde. Başka bir yüzyılda yüzyılın tamamına bile sığdırılamayacak toplumsal değişiklik bizim zamanımızda 10-20 seneye sığdırılınca bir toplumsal şaşkınlık yaşamamak mümkün mü? Gencimizden yaşlımıza, şehirliden köylüye, cahilden aydına bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete havalarındayız gerçekten de. Ve bu durumdan rahatsız olan da yok gibi. Şimdi asıl şaşkınlık yaratan da bu aslında. Dindarlar ve siyasal olarak da muhafazakar kesimler dünya kültürlerinde bu tür hızlı değişimlere en erken ve en sert tepkiyi verenler olurdu eski zamanlarda. Halbuki şimdilerde genel toplumsal aymazlık tüm kesimler gibi en muhafazakar kesimlerimizi de zehirlemiş olmalı ki olan biten konusunda ses ve seda çıkarmamaktadırlar. O zaman gelin ilk cümledeki iki önemli kavramı kısaca hatırlatalım anlamayanlara ve unutanlara ve unutmayı tercih edenlere. Tefekkür bir kendinden geçip derinlere dalma ve yaşamla ilgili her şeyi bir başka boyutta düşünme halidir. Sina'nın çöllerindeki mağaracı hermitlerin, Trabzon'daki yalçın kayaların yüzüne yapıştırılmış manastırdaki rahiplerin, Anadolu'nun ve İslam'ın diğer topraklarında inci gibi dizilmiş tekkelerdeki dervişlerin yaptıklarına denir tefekkür. Şehrin göbeğinde bu karma karışık dünyada dünya işlerinin ortasında tefekkür yapılamaz. Yapsanız da o tefekkürden bir şey çıkmaz ve çıkmıyor zaten. Şehirlerdeki fare kapanlarımızda kendini tekrar eden düşüncelerden başka bir şey gelmez akla. O sebepten de Yunus Emre gibi İbn Sina gibi El Hürezmi gibi Mevlana gibi düşünürlerimiz mutlaka toplumdan uzak bir tefekkürhane sahibi olarak bize bıraktıkları derin düşünceleri üretebilmişlerdir. Bunun modern hali, düşünce kuruluşları olarak özellikle de Batı toplumlarında çıkar ortaya. Harvard Üniversitesi'nin bölümlerinden Stratford Üniversitesi'ne kadar Batı hegemonyasının beyni sayılacak kuruluşlar da bu tür bir tefekkür tekniğiyle üretirler düşüncelerini. Bunları uygulamakta emperyalist yöneticilere kalır. Batı'nın felsefi, sosyal ve kültürel fikir yapıcıları da bahsettiğimiz tefekkür yolunu kullanar, e, kullanırlar yüzlerce yıldır. ABD'nin ve Avrupa'nın en manzaralı dağ başları ve deniz kenarları Retreat Center adı altında bu tür çalışmaların merkezleridir yüzlerce yıldır. Fikir geliştirecek ve hatta bir roman yazacak yazarlar bile kendine bir Retreat Center seçer ve düşünce ve yazma malzemelerini yanına alıp bu yerlerde tefekküre dalar adına layık bir şekilde geriye çekilip mevcut durumu gözden geçirip yeniden oluşturma merkezleri olarak işlev gören bu yerlerden olağanüstü nitelikte teoriler, düşünceler, besteler, atasözleri, kitaplar, şiirler çıkmıştır yüzlerce yıldır. Tefekkürün olmadığı yerde ilerleme de olmayacaktır elbette. Son hızla şehirleşen Türkiye'mizin beton yığınları arasına sıkıştırılmış beyinleri de büyümesi engellenmiş bir hale getirmiş, gelmiştir bizce. Bundan dolayı da şehirlerimizin sert köşeli beton binaları gibi düşünme yeteneğine sahip insanlarımızın fikirleri de bir o kadar köşeli hale gelmiştir ve esnekliğini kaybetmiştir. Belki de her sene yazılan binlerce doktora tezlerinin arasında şehirlerimizdeki binaların sert köşeli mimarisinin Türk insanının düşünce yapısına köşeli etkisi başlığını da eklemek gerekir bizce. Gelelim tevekkül kavramına. Bu da bir bakıma tefekkür halinde olan, düşünen insanın yaşamdaki her şey konusunda geleceği son bir istasyon diye düşünülebilir. Çünkü gerçek bir tefekkürden geçen insan, içinde bulunduğu her durum konusunda tefekkür göstermesi gerektiği sonucuna ulaşır. Başımıza gelen her şeyde bir amaç bulmaya çalışan bir pozitif e, pozitiflik yaklaşımıdır bu. Ya isyan edip kendinizi harcayacaksınızdır ya da ataların dediği gibi Bunda da vardır bir hayır. Bu da geçer yahu diyeceksinizdir. Tevekkül hiçbir zaman teslimiyet değildir. Sadece şartlar altında elinden geleni yapıp elinden gelmeyeni seni çevreleyen evrenin kanunlarına bırakmaktır. Büyük Türk düşünürü atamız Niyazi Mısri, çok fırtınalı geçen hayatının tefekkür ve tevekkül derslerini 400 senedir dillerinden düş- dillerden düşmeyen şiirleri ve ilahileriyle bize taptaze şekilde iletmektedir. Her şeyin en alasını ben bilirim, zaten her şey benimle başladı ve bitecek tarzındaki narsistik hayat anlayışından bari bir an bari olsun vazgeçerek bu elmastan da kıymetli öğütlere bir göz atarsak, küreselleşmenin karanlık felsefeleri ve hayat tarzları altında ezilen bizlere onlar bari biraz temiz nefes aldırabilir belki de. İşte size küçücük bir tanesi. Derman aradım derdime derdim bana derman imiş. Burhan aradım aslıma, astım bana burhan imiş. Savmu salatu hacc sanma biter zahit işin, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Niyazi'nin bahsettiği irfan, marketten alınan patatese benzemez. İrfan doğuştan da gelmez. Gelenlerle de fazla alakası yoktur. İrfan kazanılır. Bir ömür boyu uğraşarak, taş üstüne taş koyarak inşa edilir. İrfan tefekkürsüz olmaz, Tevekkülsüz büyümez. Bu kavramları batının almış anlı üniversitelerindeki bitirdiğiniz doktoralar ile de kazanamazsınız. Hayata geçirdiğimiz her an tefekkürümüz için bir malzemedir ve final tefekkürümüz, tevekkülümüz için de birer yapı taşıdır. Yolun sonu göründüğünde huzur içinde eyvallah deyip sonsuz yolculuğumuza çıkarken yanınızda götürebileceğimiz başka hiçbir şeyimiz olmayacağını da bilmemiz gerekiyor Latif Polat eline sağlık aklına sağlık. Biz bunu başka türlü nasıl terennüm edebiliriz? Nasıl dillendirebiliriz? Nasıl söyleyebiliriz? Nasıl 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 nasıl? Ali Ekber Çiçek gibi. Buyurun. <Sessizlik> İstanbul'da ırkların ceminde dar ediyor, ırkların ceminde dar ediyor, ırkların ceminde Haydar 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 Doz dar ediyor. Yolunda, bir zaman gül için zar düş Bir zaman gül için zar düş Bir zaman gül için haydar 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 dostlar düş Evvel benim, ahir benim, canlara can olan benim, azap kalıp, azap yolda kalanlara hazır medet eden benim. Bir karara tutum tuttum karar, benim sırrımı kim duyar? Cahil beni nerede görür? Gönüllere giren benim. Kündemine nazar eden bir nazarda dünya düzen, kudretinden han döşeyip aşka dünya vuran benim. Düz döşedim bu yerleri, çöksü vurdum bu dağları. Sayvan eyledim gökleri, geri tutup duran benim. Dahi acep aşıklara ikrar ve din iman oldum. Halkın dahi gönlündeki küfrü İslam güman benim. Bir niceye verdim emir, devlet ile sürdü ömür. Yanan kömür, kızan demir, örse çekiç vuran benim. Halk içinde dirlik, düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, o yazılan Kur'an benim. Dost ile birlikte birliğe yeten, buyruğu neyse tutan, mülk bezeyip dünya düzen, o bahçıvan hemen benim. Dünyada ben o rüstemim, dünya içinde bostanım. Gönlümdeki sensin benim, seni sende gören benim. Benim hakkın kudret eli, benim beli aşık bülbülü. Söyleyip her türlü dili halka haber veren benim.'' Diller damaklar şaşıran, aşk kazanını taşıran, Hamza'yı kaftan aşıran o ağılı yılan benim. Yağmur olup yere yağın, bulut olup göğe ağan, Gözsüzlerin gözündeki boz pusarık duman benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen, kafir olur inanmayan, evvel ahir hemen benim. Arkadaşlar size müzik dinletelim diye müzik dinletmiyoruz türkü dinleyin diye türkü dinletmiyoruz, bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Şiir okumak benim işim değil. Durduk yerde şiir okumuyorum burada. Bir dert anlatmaya çalışıyorum. Bakın Doğu Perinçey'in bir lafı vardı. Fransız devriminden sonra liberalizm, hümanizmi katletti dedi. Oysa bu topraklarda hümanizmi hiç kimse katletmedi. Hümanizm dimdik ayakta. Siz batıdan öğrenemezsiniz. Uygarlık doğudan yükselmiş hep ve uygarlık doğuda dimdik ayakta. Bakın doğu dünyasında Yunuslar var. Nesiminar var. Ve bunları katledemedi liberalizm. Size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir şey demeye çalışıyorum. Batı'da katledilen hümanizm size LGBT olarak dönüyor, size petrol şirketlerinin yeşil hareketleri olarak dönüyor, size bambaşka bir sol olarak dönüyor, emperyalizmin sol kolu olan bir sosyalizm olarak dönüyor. Hayır değil. Materyalizm mi arıyorsunuz? Nesimi'ye bakın. Çekirdek Marksizm mi arıyorsunuz? Şeyh Bedrettin'e bakın. Hümanizm mi arıyorsunuz? Yunus'a bakın. Bakın şu lafları kim söyleyebilir ya? Batı'da kim söyleyebilir? Dikkat buyurun. Neri? Ha? Düz döşedim bu yerleri, çöksü vurdum bu dağları, hayvan eyledim gökleri, geri tutup duran benim diyor. Ne diyor? Göğe yağdım diyor. Ne diyor? Örse çekiç vuran benim diyor şey anlatmaya çalışıyoruz. Çökmüş, bitmiş bir Batı, çökmüş, bitmiş bir Batı medeniyeti, tek dişi kalmış bir canavar var karşınızda. Bir de Yunuslar var, Nesimiler var, Doğu'nun yükselen uygarlığı var tekrar. Aslına bakarsanız, Batı uygarlığı dediğimiz şeyin temellerinde yine Doğu vardır. Mesela Yunan mitolojisine bakın. Odiseus'undan ne bileyim işte hangi e, mitolojik e, tanrısına, kahramanına bakarsanız bakın hepsi Gılgamesh'te vardır. Hepsi vardır. Biz bunları bilmeden bir şey diyemeyiz, bir şey söyleyemeyiz. Bizim derdimiz bunları tekrar gündeme getirmek. Bunlar bizim köklerimiz. Bu köklerimizi tekrar yakalamak zorundayız. Ve sarılmaz zorundayız. Devam edeceğiz. Evet. E, şimdi tekrar e, sert dünyaya dönelim. Efendim e, diyor ki bu en kötü senaryoydu. Hangisiymiş en kötü senaryo? Ne, ne kadar vaktimiz var? 6 dakika. Altı, anlatırım ben 6 dakikada. Bu en kötü senaryoydu haberini rica edeyim. Hürriyeti açıklama yapan Oxfam'ın Avrupa Birliği gıda uzmanı Sari'nen, dünyanın benzeri görülmemiş bir açlığa doğru sürüklendiğini söyledi. Bu başımıza gelebilecek en kötü senaryoydu dedi. İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Avrupa Birliği gıda uzmanı Hanna Sari'nen, gıda krizini hürriyete değerlendirdi. Sarinen'in verdiği bilgiye göre Ukrayna'daki savaş gıda krizini derinleştirdi. Pek çok ülke buğdayını Ukrayna'dan temin ediyordu. Rus işgali buna engel oldu. Şimdi hem gıda temin edilemiyor hem de bütün dünyada fiyatlar artıyor. Ne oldu hanımefendi? Bu dünyada yüzlerce yıldır, 200 yıldır, 300 yıldır emperyalizm nedeniyle Afrika'da insanlar aç. Gıda bulamıyorlar, su bulamıyorlar. Asya, yüzyıllarca emperyalizm yüzünden açlığa terk edildi. Ne oldu şimdi gıda krizi Avrupa'ya dokundu diye mi birdenbire en kötü senaryo bu oldu? Bunlar kendine Müslüman, pardon kendine Hristiyan. Bakın tevekkül, tefekkür. İşte bunlar yangın kapılarına gelene kadar umursamazlar ondan sonra başlarlar bağırmaya. Size dedim ya derdim türkü dinletmek değil, derdim müzik dinletmek değil, derdim şiir okumak değil. Anlayış bu. Savaş kapılarına geldiğinde, göç kapılarına geldiğinde ama bunlar da sarı saçlı, mavi gözlü. Bunlar da bizim gibi insan. E kara saçlı, kara gözlü olunca insan olmuyor mu? Belçika Kongosu'nun Elmas madenlerinde çalıştırdığı ve kaçmasınlar diye ayaklarından birini bileğinden kestirdiği insanlar insan değil miydi? Biriniz söylesin be insan değil miydi? Savaş kapınıza gelince anladınız göçün ne demek olduğunu değil mi? Peki Ege sularında lastik botlarla ölüme terk ettiği emperyalizmin ölüme ittiği insanlar insan değil miydi? O yüzden 14 bin yıldır gezdik pervanelikten. O yüzden evvel bizi zahir biziz. Bunları bilmeden biz bunlarla baş edemeyiz. Adamlar ne diyor? Yangın kapıya sıçrayınca diyor. Bizimki de kalkmış diyor ki en önemli şeyimiz demokrasi. Hala ne masallarda var. Zahit bizi tanı eyleme. Efendim daha uzatmayayım. Gerçi 2-3 dakika var arkadaşlar doldurur onu. Ama daha uzatırsam işin tadı kaçacak. Ağzımı bozduracaklar. Hadi bugünlük burada bırakalım. Yangın kapımıza gelmeden bütün insanlık bizim sorunumuzsa insanız. Rengi siyah olsun, sarı olsun, kırmızı olsun, beyaz olsun kolunu kestiğinde Kanı kırmızı ve tuzlu akıyorsa, ağladığında gözyaşı tuzlu ve sıcaksa ve bunu hissedebiliyorsak insanız. İşte o yüzden biz Asya'yı bir milletiz. Efendim yarın sabah saat 9:30'da buradayım. Yarın sabah saat 9:30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın sabah saat 9:30'a kadar değil. Biz kazanıncaya kadar, Türkiye kazanıncaya kadar, mazlum milletler kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda ya. Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek.